Türkiye'nin ilk ve tek sosyal yaşam kanalı Uçan Kuş TV'den herkese merhabalar. Bir döneme damgasını vuran Televole Nostalji programıyla ben Merve Sinan'ın sunumuyla karşınızdayız. 17 yıl önce İstanbul Belediyesi tarafından düzenlenen gecede yer alan arabesk müziğinin sevilen ismi Azer Bülbül ile Metin Şentürk bir arada görüntülenmiş. Davette iki sanatçının arasında geçen diyalog izlemeye değer. İşte o reklamlarla başlayalım nostaljik turumuza. Bana yoktur eşit, hey cimbom hey, hey cimbom hey, hey, hey cimbom hey. Titremesiyle ünlü Azer Bülbül, geçtiğimiz hafta İstanbul Belediyesi'nce düzenlenen gecede Metin Şentürk ile bir aradaydı. Metin Şentürk, Azer Bülbül'ün titremesine takmıştı kafayı. Ben de Azer'in yanına geldim mi tır tır titrerim zaten. Canım benim. Ardından Fenerbahçeli Metin Şentürk, Galatasaray'la Azer Bülbül'ü sıkıştırmaya başladı. Biliniyor ki Türkiye'de hep söylüyorum ben, 3 büyük var: Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, bir de en büyük var Fener. Olmadı işte. Oldu. Olmadı. En büyük kim o? Ünlü sanatçı Azer Bülbül'ü zorla Fenerli yapmaya çalışıyordu. Azer iyi bir Fenerlidir yani. Ben iyi bir Galatasaraylıyım. İyi bir Metinci olabilirim ama iyi bir Fenerci olamam. Evet. Peki Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşınca titreyen kim olacaktı acaba? Şimdi Galatasaraylı olduğuna göre, Azer de iyi titrediğine göre Galatasaray titriyor bizim karşımızda. Bana katılmıyorum ama öyle olsun. Öyle ama kardeşim, titreyen oluyorsun. Bana katılmıyor. Seni Galatasaray'ı simgeleyen bir arkadaş olarak kabul edersek, evet, beni de Fener'i simgeleyen bir arkadaş olarak sen titriyorsun. Ya, doğru, Galatasaray titriyor. Doğruya bir şey diyemeyiz. Doğru söylüyor, evet. Azer Bülbül'ün söyleyecek bir şeyi yoktu. Yani, doğru söylüyor, ne yapalım. İçinde titreyen taraf biziz, doğru diyor. Evet, doğru diyor. Doğru diyor, ne yapalım. Doğru diyor. Doğru söze ne derim. Tam o sırada İbrahim Erkal çıka geldi. Galatasaraylıların sayısı artmıştı. Galatasaraylılar bizi altına alıyor. Ve İbrahim Erkal son sözü söyleyip gidiyordu. Ben hepsiyle baş ederim, sen bak dalgana ya. Yok, takımın durumu kötü. Fantezi müziğinin sevilen ismi Metin Şentürk o yıllarda trafik kurallarıyla ilgili bir program çerçevesinde Demet Şener'le bir araya gelmiş. İzlerken keyif alacağınız o anları getiriyoruz ekranlarınıza. Sesi Metin Şentürk. Canımın canı, ömrün her. Diğeri özellikle Playboy Erdal Acar'la yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren manken Demet Şener. İşte bu ikili trafik kuralları ile ilgili hem eğitici hem de eğlendirici bir program yapmaya hazırlanıyormuş. Biz özel olarak eğitildik bu sonra. Ben gelirken kaza yapıyordum yani. Evet, biri evet, kaza yapıyordu. Ama Demet'te suç yoktu, ben gördüm, evet, aradan çıktı adam. Programın havasına iyice girmişler. Ben dengesizlik yaratacağım. Demet'le dengelemeye çalışacağım. Olacak bir şeyler yani. En azından güzel rezil olacağız yani. Programı metin yazarı Gani Müjder'e birlikte resim çektirirken de esprilerine devam ediyor Şentürk. Hocam işin kötüsü. Şimdi sürekli benimle ol ama sen de şaşırmasın. Acaba Metin Şentürk'le Demet Şener ilk kez mi bir arada oluyorlar? Çok büyük bir yakınlığımız yok. Evet, tanışıyoruz. Ama hep tabii göz aşinalığım var ya. Ardından konu Demet Şener'in çapkınlıklarına geliyor. Ben de görmedim. Duymadım. Demet Hanım'ı çapkınlığını hiç görmedim. Onun için inanamam görmediğim şeyler hemen. Ve son olarak Metin Şentürk Demet Şener'e bakın hangi şarkısını uygun görüyor. Canımın canı, ömrün her anı, uyanır seni arar ellerim. Aklım sende, yüreğim sende, sana dokunamazsam ben yanarım. Özel bir hastanesinin açılışında görüntülediğimiz İbrahim Tatlıses'le devam ediyoruz. Törende birçok ünlü isimle boy göstermiş adeta. İşte o açılışta yaşananlar. Hastanesinin açılış törenine önce İbrahim Tatlıses geldi. Doktordan bilgi alıyordu. Yani arızalı olan vücutların her yeri dönüldü. Benim var bir arızalı. İbo sonra Show TV'de yayınlanan İmparator dizisinin çekimleri için Asya'dan ayrılırken ikinci katta da
birbirinden güzel kızların aerobik gösterisi başlamıştı bile. Tam o sırada Mahsun Kırmızıgül geldi. Sanat camiasının ünlü simaların da katıldığı açılışta Mahsun Kırmızıgül başhekimle estetik hakkında konuşuyordu. Plastik, estetik, bütün cerrahi işlemleri yapabiliyoruz. Her şey var. Aklınıza gelen her şey. Şurada mesela bir tane benim şey var, yine bir şeyler türedi burada. Çok basit. Bana mı diyorsun? Çok anında. 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 O zaman hemen bir müdahale ederiz o zaman. Yarın sana geleyim ben. Güzel kızların nazarı değiyor. Mahsun Bey'e güzel kızların nazarı değiyor. Daha sonra açılışa katılan Devlet Bakanı Salih Yıldırım'la koyu bir sohbete başlayan Mahsun, bir anda bakandan milletvekilliği teklifi alıyordu. Şuna sen milletvekilliği teklif etsem nasıl olur? Bence iyi olur. Çok iyi olur. Ancak Mahsun milletvekilliğine pek sıcak bakmıyordu. Sanatçı daha çok seviyorum. Türkiye'nin iyi beyinlere ihtiyacı var meclisler, bizim gibi. Onun için bu iş size daha çok yakışıyor. Hayatım boyunca hiç politikaya söylemeyeceğim, her sanatçı olarak kalacağım. O arada bakanın kulağına eğilerek bir şeyler söyledi. Belki de Mahsun Kırmızıgül, İbrahim Tatlıses'in milletvekili olma isteğini hatırlatıyordu. Benim milletvekili olmamı istiyor musunuz, istemiyorsunuz? İstiyor musunuz? Mahsun Kırmızıgül, bu hassas konudaki görüşlerini bakana iletirken, özellikle siyasilerin dudak okuma uzmanlarına karşı aldığı önlemi kullanıyordu. Anlaşılan o ki, sahnedeki İbo-Mahsun rekabeti siyasette yaşanmayacak. Eski Beşiktaşlı futbolcular Oktay ve Tayfur Meksikalı bir restoranın açılışında yer almışlar. İkili mekan açılışıyla ilgili o yıllarda bakın neler söylemiş. Oktay ve Tayfur geçtiğimiz hafta içi tatlı Meksika restoranının açılışındaydılar. Oktay ve Tayfur Meksikalı gibiydiler. Bursa'da içeride de birbirinden güzel kızlar Meksika yemeklerini tatmaya başlamışlardı bile. Acaba Oktay ve Tayfur hiç Meksika yemeği yemişler miydi? Tayfur, Meksika yemeği yedik mi bir tane? Yok, yememiştim. Nereden biliyorsun lan benim mideme geçeni? Ben yemedim oğlum. Yok ya, biz yememiştik. Peki bu yemeklerin en büyük özelliği neydi? Acılı olur, evet acılı olur. Baharata çok önem veriyorlar. Baharata çok önem veriyorlar. Baharata zaten önem vermek gerekiyor. Mide şeyleri için, sorunları olan için zararlı. Özellikle annem yeme. Ama varsa yoksa Türk yemekleriyle Oktay için. Kadın buduk köfteyi çok seviyorum. Ha, ıspanak. Yoğurtlu böyle. Yoğurtlu. Şey, kapuska, acılı. Tayfur'un yemeklerle arası nasıldı acaba? Ya her şeyi yerim ben, öyle fazla yemek seçmem yani. Karınları iyice acıtmıştı artık. Özellikle de Oktay kurt gibi açtı. Ne zaman yiyeceğiz bilmiyorum ki, hiç kimse davet etmiyor. Geldik ama aç kaldık. Aç kaldık burada. Hemen soluğu açık büfenin başında alıyor ünlü futbolcu. Ancak acı kendini yavaş yavaş hissettirmeye başlamıştı. Çok güzel yemek. Yandı mı? Su getir. Peki Beşiktaş'ta acıyı en çok kim severdi acaba? Erkan. Vallahi Erkan. Bilmem, Meksika tipi var onda. Ancak acı hakkında en doğru yorumu geceye sonradan katılan genç Hikmet yapıyordu. Yemesi güzel de sonrası biraz dokunmuyor mu? Orasını karıştırma.
17 yıl önce düzenlenen özel bir saat firmasının kokteylinde yer alan eski Fenerbahçe futbolcularla devam ediyoruz. Tanıtımda yer alan saatler göz kamaştırırken futbolcular da sınırlı açıklamalarda bulunmuş. Fenerbahçeli futbolcular Tayfun, Mustafa Doğan, Erol ve Hök geçtiğimiz hafta saatlerin tanıtım kokteyline katılmak için Sirkeci'deydiler. Bir apartmanın terasında yapılan bu tanıtım sırasında gökyüzündeki ayın ışıkları ve boğazın bütün güzelliği ayaklar altındaydı. Futbolcuların dikkati ise manzaranın güzelliğinden çok ışıl ışıl parıldayan saatlerin üzerindeydi. Acaba kimin için bakıyorlardı bu saatlere? Önce Tayfun'a soruyoruz. Kime hediye almayı düşünüyordu? Ailemle, anneme, babama. Katya. Olabilir. Danimarkalı futbolcu Hök ise nişanlısı Camilla için özel bir saat almak istediğini söylüyordu. I'll have to say something on the backside. Diyor, tabii ki hanımıma ilk başta düşünürüm diyor. Ona öyle bir hediye yapmak ve saatin arka tarafında da güzel bir şeye bir yazılması gereken. Mustafa Doğan da hem kendi ailesi hem de eşi Meryem için saat arıyordu. Eşim olabilir, babam olabilir, annem olabilir, kardeşlerim olabilir, kendim olabilir. Birbirinden güzel saatler göz kamaştırıyordu. Ve son olarak futbolculara pahalı saatler takıp takmadıklarını soruyordu. O kadar pahalı 100 bin dolarlık bir saat bir kendime almam. Ne kadar maddi durumum iyi olsa bile. Yani böyle pahalı saat takar mısın? Benim o kadar param yok, ben onlara bir şey demiyorum. Bahçeli futbolcular hafta içinde tam takım halinde durandaydılar. Amaç hem birlik beraberliği sağlamak hem de balık ziyafeti çekmekti. Sarı lacivertler gelmeden saatler öncesi masalar hazırlanmıştı. Masada neler yoktu ki? Karidesten kalamara, soğuk mezelerden balığa kadar her şey. Ama her şey Fenerliler için özel hazırlanmıştı. Fenerliler çok değil, ayda yılda bir böylesine bir yemekte buluşuyorlardı. Durum böyle olunca da gardıroplarından en şık kıyafetlerini seçip gelmişlerdi. Her birinin üzerindeki giysi Avrupa'nın ünlü bir markasıydı. Fiyatları 100 milyonlarla ölçülüyordu. İşte Süperstar Baliç, gri takımları dünyaca ünlü. Baliç de en az Baliç kadar şıktı. O tercihini İtalyan yana yapmıştı. İki yakışıklı yan yana gelmişler, göz kamaştırıyorlardı. Kaptan Rüştü de son derece şıktı. Almanların ünlü markası koyu kahverengi ceketi ve boğazı yaka kaza vardı genç kalecinin üzerinde. Rumen Moldova ise İtalyan markalı koyu lacivert takımı ve bordo bir gömlekle gelmişti yeni. Nijeryalı uça yemek kıyafetini siyah deri ceket ve yine içinde siyah bir tişört vardı. Mustafa Doğan ise sportif bir görünümdeydi. Siyah tişörtünün altında kanvas bir kot vardı. Ne diyelim? Milyarlık ayaklara da böylesine pahalı kıyafetler yakışır doğrusu. Toto corra son che gireste mi che io noto puro
Televoli Nostalji programına kısa bir ara, daha sonra tekrar buradayız. Süper Cumartesi bu hafta yine şahane. Süper Saraj'da Pekkan hayatının sırlarını paylaştı. Bu hafta bir sırrını öğrendik. Bir şey söylemeye gelmiyor. Ne? Ama olsun. Sinan Akçıl'ı kim, neden, nasıl duygulandırdı? İnşallah bir kız çocuğum olur diyorum ya. Bana mı yasak aşkın? Program konu bir kadın bir erkeğin yıldızı Emre Karayel'den ilişkiler, flörtler ve evlilikler hakkında bugüne dek hiç duymadıklarınız. İnsanlar bizden feyiz alabildiyse ilişkilerle ilgili çapkınımdır. Ya da flörtöz bir erkek dediğim. Ben sevginin her şeyin daha önünde olduğunu düşünen bir insan. Ve Volga Tamöz'ün süper yeteneklere sahip kızı Yaz Mira'dan olağanüstü şarkı performansı. It's a selfie, but Ellen and Atkins, Angelina Jolie, Hannah Riches. Süper Cumartesi'nde süper bir muhabbet. Aa, dinleyenler çıkartabilir mi? Züppe, ukela falan. Çok Justin Bieber'ın böyle bir 4-5 büyüğü modunda. Öyle piyano çalan güzel adam. Aynen. Başka bir şey olursa. Boğazını sıkarım öldürürüm. Boğazını sıkarım öldürürüm. Süper düetler. Kuşlar yuva kurdu, sen gelmez oldun. Ve bol kahkaha. Eğlence dolu bir show. Ucuzdu. Kızım sana kaç kere pazara gitme demiyorum ben. Ne yapayım? Ajda işte bu. O kadar anlattıktan sonra yakalamasalar daha iyi olur. Oh be. Lezzetliymiş ama. Böyle beni terletmeye başladı. Buradan programdan şortla gitmiyorum yani. Altında. Ne yazık ki Sinan burada. Çok güzel. Güzel. Bağlarına aradığınız her şeyi bulabileceğiniz, gözlerinizi ekrandan ayırmadan izleyeceğiniz Süper Cumartesi programı, Emre Karayel ve Yaz Mira'nın konuk olduğu bölümüyle Cumartesi akşamı saat 22.30'da Uçan Kuş TV'de. Televoli Nostalji devam ediyor. Nostalji turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenler. Ekibimiz ünlü sanatçıların eski hallerini mercek altına almış. O yıllarda sanatçıların gerçekten vay be diyeceğiniz nostaljik hallerini izleyelim hep birlikte. Nereden nereye? Yıllar su gibi akıp geçiyor. Geçerken de büyük değişimler yaratıyor. Şimdi bir çırpıda geçmişe dönüyoruz. Bugünün peşinden milyonları sürükleyen sanatçıları eskiden nasıldı acaba? Yıl 1981. Seda Sayan, şimdiki halinden daha zayıf ve uzun sarı saçlarıyla dikkati çekiyor. Yıllara meydan okuyan Cüneyt Arkın'ın karate filmlerinden bile öncesine. 68 yılına dönüyoruz şimdi. Ünlü sanatçı simsiyah saçları ve incecik vücuduyla öylesine farklı ki. Sırada Yonca Evcimik var. Hadi
Evcimik, yıllar önce rol aldığı Hababam Sınıfı filminde ne kadar çocuksu değil mi? Sırada Müslüm Gürses var. Gittiğim bu yolun dönüşü yoktu. Hakkını helal elveda usta. Arabeskin kralı bundan tam 20 sene öncesinde bıraktığı sakallarıyla dikkat çekiyor. Avşar. Güzel sanatçının eski haliyle yeni hali arasında saçlarından başka hiçbir fark yok. Hayat sensin, neşem sensin, dünyalara bedelsin. Mahsun Kırmızıgül 80'li yıllarda şimdikinden öyle farklı ki. Baksanıza incecik sesiyle nasıl da yanık yanık okuyor türküsünü. Henüz sakalları çıkmamış, gençlik çağının verdiği sivilcelerle ekranda Mahsun Kırmızıgül. Onun da cezasını keseceğiz. Sabırlı ol. Bir yere çıkma. Önce abim kurtulacak. Fakat değişmeyen tek şey var ünlü sanatçıda. Kaşlar. Yıl önce Trabzon Avni Aker Stadı'nda konser veren İbrahim Erkal'la devam ediyoruz nostalji turumuza. İzlemeye gelenleri unutulmaz anlar yaşatan sanatçının o görüntülerini izleyelim. İstanbul Ali Samiyen Stadı dün Galatasaray Trabzonspor maçına hazırlanırken Trabzon Avni Aker Stadı da İbrahim Erkal'ın konserine sahne oluyordu. Avni Aker stadını dolduranlar tek bir ağız olmuş, ünlü sanatçının şarkılarına eşlik ediyordu. İbrahim Erkal'ın futboldaki kardeşlik için söyleyecekleri vardı. Bence spor dostluktur o zaman. Tüm takımlar kardeştir, pislik yapan kardeştir. Erzurum şarkısını Trabzon'a uyarlıyordu. Erkal'ın Trabzon konseri Karadeniz türküleriyle sona eriyordu. Konser sonrası Ali Samiyen'de Galatasaray Trabzonspor karşı karşıya gelecekti. Ünlü sanatçı starttan çıkar çıkmaz maçı izlemek için soluğu bir restoranda aldı. Al sakin olun, şu metra geldi. Maçın daha başında Trabzonspor'un golü gelince fanatik Galatasaray İbrahim Erkal sus pus olmuş sadece alkışlıyordu. Sonra Galatasaray'ın çok konuşulan golü geldi. Maçın hakeminin yorumu.
Trabzonspor ikinci golü attığında Trabzonlular ayaklanıyor. İbo yine alkışlamakla yetiniyordu. Galatasaray'ın golüyle İbrahim Erkal biraz umutlanıyordu. Ama o her golde kendinden geçen İbrahim Erkal yoktu Trabzon'da. İki iki biten ilk yarı sonunda maçı daha rahat izlemek için otele dönen Erkal yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş adeta. Trabzon sporlu olmak şartıyla maç serbest. Maçı İkinci yarıda Trabzon şahlanmış, ard arda golleri sıralıyor, İbrahim Erkal ağlamakta oluyor. Çare gelmez ağlamaktan, ayrılır mı et tırnaktan. Ardından Galatasaray üçüncü golü buluyor ama çok geçmeden gecenin kahramanı Campbell maçın sonucunu belirliyordu. Hakikaten çok şaşırdınız diyorum. Sağ ol. Kutluyoruz. Çok gerçekten güzel oldu. Gerçekten ayağınız kumuru geldi. Kutluyoruz efendim. Sizi de seviyoruz. Çok sağ olun. İnşallah biz Juventus'u şaşırmış ama. İnşallah. Olan o. Trabzon sokaklarında yer gök inliyordu. Otelin kapısında da taraftarlar işte. İbrahim Erkal! İbrahim Erkal! Tezahürat yapacaklar tabii ki, haklılar. Helal olsun. Ya da tebrik edecekler. Yok, ben tebrik ettim zaten onları. Hepsi, bütün Trabzon taraftarı. O yıllarda memleketi Ağrı'ya giden Özcan Deniz, yolculuğu esnasında ekibimize samimi açıklamalarda bulunmuş. Dilerseniz o anları izleyelim. Hırsızım, gönül hırsızım, yazım baharım benim haylazım. Yeter çektim, yeter ettin, bırak seveyim arsızım. Çoban Yıldızı adlı kaseti henüz çıkan Özcan Deniz, memleketi Ağrı'ya gidiyordu. Ağrı Spor ve Doğu Beyazı Spor'un renklerine bayılmıştı. Doğu Beyazı Spor'un renklerine bak, kırmızı beyaz. Milli takımın renkleri. Ağrı'nda sarı lacivert, Fenerbahçe. Fenerbahçeli Özcan Deniz, geçen sezon sarı laciverti takım yüzünden birçok iddia kaybetmiş. Geçen sene bayağı zarara soktu bizi. Bu sene o zararı çıkartmamız gerekiyor. Bunun için söylüyordu şarkısını. Sarı lacivert, sarı lacivert, Fenerbahçe bu sarı lacivert. Yeter çektim, yeter ettin, hadi yen göreyim şampiyon sarı lacivert. Lay 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 lay. Ağrı'da Özcan Deniz'e ilgi müthişti. Aynı günün akşamına da taşınıyordu. O sırada küçük Onur kaptı mikrofonu. Deli gibi sevelim Fener'i, özüm gibi sevelim Fener'i, başıma taç edelim, şampiyonum Fener'i. Özcan ise bu şarkıyı Doğu Beyazı Spor'a uyarlıyordu. Gece halaylarla sona eriyor. Ekibimiz sanatçılara öyle bir şaka yapmış ki İbrahim Erkal'dan Sibel Can'a, yaptığı programlarla adından bir dönem söz ettiren Kuşum Aydın'a kadar birçok sanatçıyı şakalamışız. İşte o renkli anlar. Gelmez ağlamaktan, ayrılır mı et tırnaktan. Ben ne dersem aynısını tekrarlayacaksın. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Galatasaray. Galatasaray. Şampiyon. Şampiyon. Hakan Şükür. Hakan Şükür. Alişen. Alişen. Taraftar. Taraftar. Seyirci. Seyirci. İbrahim Erkal. İbrahim Erkal. Şarkıcı. Şarkıcı. Bu kaç?
kaybetti. Niye? Bu kaç diyecektin? Altı. Çok güzel. Kaybetti. Neleri seviyorum, kaybetti bu sefer. Ama güzel bir kayıptı yani. Sibelcan. Sibelcan. Padişah. Padişah. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Şampiyon. Şampiyon. Nasılsın? Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Sen nasılsın? Sen nasılsın? Bu kaç? Dört. Kaybettiniz. Neden? Bu kaç dedi? Aaa! Kaybettim. Kaybettim. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Söylesene yarim, söylesene zalim, kimseyi sevdim mi senden başka? Seni aldattım mı, yanlış yaptım mı, kimseye baktım mı senden başka? Şimdi yarışma yapıyoruz, ben de söylersem aynısını tekrarlayacaksın. Tamam. Aydın. Aydın. Kuşum. Kuşum. Uzaklara uçma. Uzaklara uçma. Galatasaray. Galatasaray. Rozanburg. Rozanburg. 3-0 yendi Galatasaray. 3-0 yendi Galatasaray. Benim adım ne? Benim adım ne? Serkan. Serkan. Galatasaray'ı bilir. Galatasaray'ı bilir. Faruk Süren. Faruk Süren. Bu kaç? 4. Bu kaç dedim de. Ya şaşırdım, o kadar olur. Bu kaç diyecektim. Dalgınlığıma geldi. O yüzden kaybettim. Kuş gibi sekerek, çekeleyi dökerek, hadi cana gel, gel çekerek, tek tek sekerek, lav boğazına düşsün ham çekerek, geli 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 ver ham sekerek, lav boğazına düşsün ham çekerek. Merhaba, nasılsın? İyi. Bir dakika, bunu saymayalım. Bunu saymayalım. Duydunuz sesini. Merhaba, nasılsın? Merhaba, nasılsın? Adın neydi senin? Adın neydi senin? Senin adın Atilla Taş. Senin adın Atilla Taş. Ham çökelek Atilla Taş. Ham çökelek Atilla Taş. Sen Fenerbahçelisin. Sen Fenerbahçelisin. Ben hangi takımı tutuyorum? Ben hangi takımı tutuyorum? Ben bilmiyorum hangi takımı tutuyorum. Ben bilmiyorum hangi takımı tutuyorum. Şampiyon. Şampiyon. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Bu kaç? 4. Bu kaç? 4. Aa! Pardon. Bir daha, bir daha. Olmaz. Sayılmaz, sayılmaz. Sayılmaz. Ben ne söylersem aynısını söyleyecek. Sen ne söylersen aynısını söyleyecek. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Bozmak yok ama. Bozmak yok ama. Duydunuz zile sesini. Duydunuz zile sesini. Zile olsana. Zile sesini. Olsana zile sesini. Tamam, şimdi başladı. Tamam, şimdi başladı. Seda Sayan. Seda Sayan. Serkan. Serkan. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Başkan. Başkan. Fenerli misin sen? Fenerli misin sen? Ben Galatasaraylıyım. Ben Galatasaraylıyım. O da Beşiktaşlı. O da Beşiktaşlı. Alişen. Alişen. Rüştü. Rüştü. İyi kaleci aslında. İyi kaleci aslında. Bu kaç? Bu kaç? Peki bu kaç? Peki bu kaç? Bravo, kazandınız. Bravo, kazandınız. Teşekkür tamam. ediyorum. Yarışma bitti. Tamam, yarışma bitmiştir. Ben şimdi bitti aslında yarışma. Tamam, aslında bitti yarışma. Hakikaten bitti. Tamam. Hakikaten bitti, tamam. Bitti mi lan? Bitti, bitti, kazandın. Harbiden. Hey, kazandın mı? Kazandım. Bu muydu? Uyanıksınız abi sizler. Olur mu? Ben başka şeylerde şaşırmam. Yani lazım da şaşırmadım. Bravo. O bu kaç nedir yavrum be? Biz başka şeylerde şaşırmadık. Galatasaray dedim. Peki dedik. 150. Ya gel bir, gel. 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 Bu kaç? Ya hadi güzelim, şeker ezelim. Hayata Hoş Bakanlığı'nın kanalı Uçan Kuş TV'de bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili izleyenler. Bir sonraki Televizyon Nostalji programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.